Türkiye ve başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünya bu duruma son vermek adına harekete geçmek zorundadır. Bizim açımızdan Mehmetçiğimizin konumu ve kıymeti ise tartışmaya kapalıdır. Mehmetçiğimizin sınırlarımızın dışında görevlendirilmesi ancak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik bir tehdit bulunması halinde değerlendirilebilir. Elbette uluslararası kuruluşlar nezdinde bir ortak tavır alınacaksa yine Türkiye'nin güvenliği esas alınarak belirli bir destek söz konusu olabilecektir. Bu amaç çerçevesinde görülmektedir ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı sebebiyle karar alması da mümkün değildir. Zira dünyaya barış getireceğini söyleyerek okyanus ötesinden ülkelere, sınırlara çöreklenenler teröre su taşımaları yetmiyormuş gibi şimdi bir de Netanyahu terörüne destek vermek kararlılığındalar. Ancak ne olursa olsun sadece bir ülke red oyu kullandı diye Birleşmiş Milletler bu katliama sessiz kalamaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yolunu bertaraf etmek için genel kurulun toplanması gerekiyor. Bildiğiniz gibi Güvenlik Konseyi üyelerinin en az dokuzunun veya genel kurul devletlerinin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu ile talebiyle bu yeterli olabiliyor. Şimdi işte Türkiye bu adımları atmak zorunda. Biz bunun çağrısını yapıyoruz. Hemen bu girişimlere başlatılsın. Tüm kamuoyumuz ve siyasi partilerimiz de bunun en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için gereken tüm desteği vermelidir ki biz iyi parti olarak bu amaçta bu atılan adımlara destek vereceğiz. Ve bakın geçtiğimiz gün The New York Times'ta çıkan bir makaledeki e, daha önce İsrail'in yine bu yöndeki saldırıları karşısında üç evladını yitiren Doktor İzeldin Abuleyş'in çok önemli bir ifadesi vardı. Cinayetin tek gerçek intikamı barışa ulaşmaktır. Çok önemli bir söz bu. Tüm dünya vicdanı ayağa kalkmalı ve en hızlı şekilde barış umutlarını yeşertmeliyiz. Kıymetli basın mensupları, refah sınır kapısı belirsiz bir süre için açılsa da Gazze'de yaşanan trajedinin boyutları gün geçtikçe büyüyor. Toplu yaşam merkezlerine yoğunlaşan saldırılar toplu katliamları da beraberinde getiriyor. Hastane, ibadethane, okul, pazar yeri demeden insanlar hedef alınıyor. Masum çocuklar hayatlarını kaybediyor elektrik ve suyun olmaması gıda tedariğindeki yetersizlikle birleşince ne yazık ki tablo daha da kötüleşiyor. Böyle bir süreçte insani yardım yapılabilmesi ihtimali bizleri de cesaretlendirmiştir. Bu kapsamda İyi Parti ailesi olarak deprem bölgesinde yapmış olduğumuz yardımlar, kurduğumuz konteyner yerleşim birimleri ve Sahra Hastanesi bize önemli bir deneyim kazandırmıştır. Bu deneyimlerimiz ile Türk halkının samimi desteğini de yanımıza alarak toplumsal politikalar başkanlığımız tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in himayesinde bir yardım çalışması başlatılmıştır. Bununla birlikte Dış İlişkiler Başkanlığımız ve ayrıca bu konuda sahada ve öğrenimi itibariyle de büyük tecrübesi olan Balıkesir Milletvekilimiz Turan Çömez'de süreci hızlandırmak adına bu yönde görüşmelere başlamış durumdadır. Partimizin Gençlik Kolları ve İstanbul İl Başkanlığı bu ilde toplanmak üzere yardımların koordinasyonunu koordine edecek bir çalışma grubunu tesis etti. Bununla ilgili bir e, yer de tahsis edildi yardımları toplamak için. Ve bu kapsamda bir kargo uçağı kiralamak üzere Türk Hava Yolları ile görüşme halindeyiz. Bunun yanı sıra Mısır üzerinden karayolu ile refah kapısına nasıl ulaşabiliriz? Bunun da imkanlarını araştırıyoruz. Şartların uygun olması durumunda Gazze'de bir sahra hastanesi kurabilmek için yine koordinasyon çalışmalarımız sürüyor. Bugün AFAD Başkanlığı ile görüştük. Bu teklifimizi kendilerine ilettik. Şimdi cevaplarını bekliyoruz. Coğrafyamızda yaşanan bu insanlık dramının bir an önce bitmesi, akan kanın durması, bölgeye Huzur ve barışın gelmesi hepimizin arzusu. Ve bu noktada dualarımız ve tüm iyi dileklerimiz Filistin halkıyla beraber. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu konularla ya da başka konularla sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Evet. Kürşat Bey geçtiğimiz hafta Meral Hanım'ın Akşener'in Togo Kuleleri'nde Sinan Aygün ve Cemil Çiçek Abdülkadir Aksu bir görüşme yaptığı Gündeme geldi. Partinizden de bunun gizli bir görüşme olmadığına ilişkin bir açıklama yapıldı. Ancak grup toplantısı sonrasında Sayın Akşener'in gazeteci Merve Kılıçoğlu'na yönelik tavrı yine video kaydı ile birlikte gündeme oldu ve meslek örgütleri, gazetecilik meslek örgütleri de bu konuda kınayan eleştiriler yaptılar. Hatta özür beklediklerini de açıkladılar. Bir bu konu da bir değerlendirmeniz olacak mı diye soracağım bir de bu konuyla ilişkili olarak eski milletvekili Zaytun Çıray'ın da dile getirdiği bazı medya kuruluşlarına da kendine yer bulan bir iddia var. iyi Partak Parti ile anlaştı yönünde bir iddia. Bu konuda da yorumunuzu soracağım. Teşekkür ederim. İkinci sorudan başlayayım. Aslında onun çok bu iddiaların ciddi anlayacak bir yanı yok. Onu ifade edeyim. ama madem ki sordunuz. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Fakat bu iddiayı ortaya atanlara, ben de şu soruyu sormak isterim. Mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'nin belli mi? Bu konuda bazı kafa karışıklıkları var. Bu konuya daha fazla irdelemelerini ben hasreten tavsiye ediyorum. İlk soruya gelince, değerli arkadaşlar, bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Genel Başkanımızın gazetecilik mesleğiyle, hele hele ki bu görevi e, yapan sizler gibi emektarlarla, hiçbir sorunu olamaz. Aksine çok daha büyük bir önem atfettiğini ben yakından bilen birisi olarak söylüyorum. Dolayısıyla orada sadece bir arkadaşımızın tırnak içinde gizli bir yemek ifadesiyle bir yönlendirme gayesi ona karşı gösterilmiş bir aslında tepkiydi. Ama son noktada daha önce de ifade ettik. Bu yemek konusunda özellikle Ankara adaylığı ihtimaliyle ilgili seslendirilen iddialar tamamen gerçek dışıdır. Son derece nezaket çerçevesinde yapılmış, gerçekleştirilmiş bir yemektir. Başka. Efendim Fırat Tırmak, Fox Haber. E, i̇ki sorum olacak. İlki bugün e, bazı haberler yer aldı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta e, İstanbul'da altılı masayı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldiği yönünde. E, öncelikle Partinize Kemal Bey tarafından ya da CHP tarafından böyle bir toplantı ile ilgili bir davet teklif geldi mi? E, i̇kincisi e, bu davete icabet edildi mi? İyi partiden bu toplantıya katılanlar oldu mu? E, diğer sorumda konuşmanızda 29 Ekim kutlama ile ilgili e, konuşmuştunuz. E, 28 te, e, bizim kutlamamız değil mi? 28 Ekim. Evet şey hem de cumhuriyetin 100. Tamam. yılıyla ilgili. bununla ilgili de TRT Filistin'de yaşananlar gerekçesiyle 100. yıl kutlamalarını iptal ettiğini açıklamıştı. Bugün de Doha Büyükelçiliğinden bir açıklama geldi. Onlar da 100. yıl cumhuriyet kutlamalarını iptal ettiklerini açıkladılar. Böyle önemli bir yani 100. yılda bu iptal gerekçelerini ve iptalleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar cumhuriyet biraz önce konuşmamda ifade ettiğim gibi cumhuriyet bizim ortak değerimiz değerler sistemimizin vazgeçilmez taşıyıcısı. Böyle bir merkezdeki konuyu siyasallaştırma girişimlerini eee doğrusu eee elimizin tersiyle geri itiyoruz. Ve biz cumhuriyeti ona yakışan şekilde kutlanmasını kendi adımıza, kendi payımıza düşen çerçevede yerine getireceğiz. Ve bahsettiğiniz üzere bir büyükelçiliğin böyle bir karar alabilmesi için kanaatimce eee yani hariciyenin kendi disiplini içerisinde bu kararı nasıl aldığını da kamuoyumuzun bilgisine ve takdirlerine sunmak istiyorum. Merkezden alınan bir kararın icrası mı yoksa bir büyükelçilik mi bu kararı alarak kendi inisiyatifiyle uyguluyor? Böyle bir yöntem daha önce var mıydı yok muydu ben bunu uluslararası ilişkilerle ilgilenen özellikle uzmanların bilgisine sunmak istiyorum. TRT'nin ben biraz önce ifade ettim gayet samimi açık yüreklikle bir çağrımızdı bu. Çok büyük imkanları olan bir kuruluştan bahsediyoruz. Bir film hazırlanabilirdi. Buna özel çok güzel yapıtlar ortaya çıkarılabilirdi. Kutlama sadece dansla, müzikle kutlama demek değildir arkadaşlar. Zaten bizim isyan ettiğimiz, karşı çıktığımız husus bu. Cumhuriyet gönüllerde ve fikirde yaşatılması gereken bizim bir bayrağımız. Dolayısıyla da bu tip bir etkinlik bütünüyle de bu kutlamaları Devletimizin kanalı elbette gerçekleştirebilirdi. Zaten vatandaşlarımız da bunun böyle olduğunu eminim, iyi biliyorlar, hissediyorlar. Başka var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ha e, tamam, onu da cevaplayayım. E, biz de bugün doğrusu basından öğrendik. Böyle bir toplantıya katılmış olduğumuzu tırnak içerisinde söylüyorum. E, bizim hiçbir yetkilimiz, e, temsilcimiz bu bahsedilen toplantıda yer almadığı gibi herhangi bir davette tarafımıza gönderilmemiştir söz konusu değildir çok sağ olun